niye umulmadık bir yerden geldin? Joker. Kayboldun. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İsim? Bize biraz kostümü nasıl yaptığından bahset, ya da sen yaptıysan. Tabii. Ya bunu Retro'dan kiraladım, diğerlerini parça parça sağdan soldan şey buldum. Yani bu kadar mor şey bulabildin yani oradan buradan. Epey kastık ya. En sonunda başardık. Böyle işte sabahtan beri de makyaj falan filan normalde uğraşıyoruz. Bir saattir orada oturuyorum, makyajım okuyor falan filan. Peki ya, bayağı zorlanmışsın anladığım kadarıyla. Falan. Teşekkür ederiz size. Başarılar diliyoruz. Moran, Moran. Moran. Merhaba, ben Tekken'in Avrenk. Tabii ben bayağı yanlış okumuş bana. Yanlış yazdım çünkü. Bazı hareketlerim vardı, şov yapmayı düşünüyordum ama yani çok rahat olmadığından... Abi öyle göstermesek de. Yaparım ama hoşumuza gitmez yani, ayıp olur. O yüzden... Burada bir fuman insanlar var, ayıp olur yani. Kostüm normalde kahverengi bir yeşildi ama ben komple siyah yaptırdım. Yani o renkleri sevmediğimden. Bir de... Ayakkabımda metaller olacaktı ama üşendim yaptırmaya. Çok pahalılar ya. O kadar param yok. Ucuz yolu kotardım diyorsun yani. Efendim? Ucuz yoldan en iyi şekilde kotardım diyorsun. Yani. Kostümü Ayşe'lere yaptırdım. Belki falan vardır 21'den. Çok reklam yapmadım. Ayşe'ye yani. O kadar para, o kadar reklam. İndirim yapsalar da daha fazla reklam yapardım. Abi Ayşeler diye biliyoruz şu an. Kostümü Ayşeler yaptık bir grup. Birinci veya ikinci olmak gibi bir hayalim yok ama üçüncü olursam, o figürleri alırsam yani işime gelir. Yani işime hani gelir. Oyları verin ama hani birinci olsak da artık satar matar bir şeyler yapar genelde. Abi teşekkür ederim. Ona göre. Eklemek istediğin bir şey var mı sonra? Hayır yani çok sevdiğim bir karakterdi. Yani şov yapmak isterdim ama bayağı şov olur, o yüzden yapmayayım. Evet, teşekkür ederim. Rollerini bekliyorum, teşekkürler. Başarılar. Adam bağırarak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kaybettin? Baltamı. Baltanı. Yani okçu da olur esasında, problem değil. Barbarsın sonuç olarak. İsim? Can. Biraz kostümden bahset. Hoş geldin. İsim? Duygu Geçenli. Biraz bize kostümünden bahseder misin? İstediğin gibi. Karakterin adı Leyla. Her emrinde çalışıyor. Görevi okumları yok yapmak. Hangi emreden? D. Greyman. D. Greyman'dan bir karakter. Kostümü sen mi yaptın? Peki. Eklemek istediğin bir şey var mı öyleyse? Tamam öyleyse. Teşekkür ediyoruz sana. Başarılar diliyoruz. Hemen ardından... Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim? Serkan Çelik. Bize biraz kostümden bahseder misin? Kostümüm... karakter aslında... One Piece animesinde... Hasır Şaplı... tayfasından bir karakter. Çok... kılıç ustası bu... üç kılıç kullanmasıyla... bilinir. Bu kadar. Abi. Niye heyecanlandın? Heyecanlandım çünkü güzel kostüm yapmışsın. İlk defa çıkıyorum onunla. Hayatta ilk defa sahneye çıkıyorsun. Yani bayağı bir kostüm yaptım ama ilk defa sahneye çıkıyorum. Tamam o zaman. O zaman ellerine sağlık diyoruz. Evet. Tamam. Başarılar diliyoruz. Hoş geldin.
İsim? Hande Özkur. Bize biraz kostümden ve karakterden bahseder misin? Benim karakterim World of Warcraft'ta Scarlet Monastery diye bir dungeon vardı. Şu an kilo yük olmuş. Ben bir sene önce bıraktım WoW oynamayı. 6 sene kadar oynadım, geçen sene bıraktım. Orada bir boss'tu kendisi. Aynı zamanda Morgane diye bir tane yanında birisi vardı, bir boss daha. Onu diriltiyordu ve benim için o zamanlar bayağı idol modumdaydı. Şimdi de bunu yapmak istedim. Kostümün? Kendimi yaptın. Hepsini kendim yaptım. Bütün parçaları sana ait. Herhalde. Saygılar. Eklemek istediğin bir şey var mı? Kocaman kılıcıyla. Hoş geldin. İsim? Can. O zaman bize biraz anlat. Karakterim Karius Balat. Final Fantasy 13-2 oyununun kötü karakteri kendisi. Bu karakteri özellikle seçmeyi istedim çünkü karakterle çok yakın bir bağ kurdum. Onun dışında bütün Final Fantasy tarihi boyunca oyun sonunda kazanan tek kötü karakter kendisi aynı zamanda. Tabii bu gerçek var, gerçek. Ya bu da spoiler sayılmaz çok ya. Nasıl spoiler sayılmaz ya? Onun dışında kostümü, aksesuarlarını kendim yaptım. Kılıcı tamamıyla kendim yaptım, aksesuarlarını kendim yaptım. Onun dışında da bu üstümdeki kostümü terzimle beraber, terzimin yardımıyla beraber yaptım. Yani %80 kadar kısmı tamamıyla bana ait yani. Peki, şöyle bir, şuralarda bir sürümümüz var, bir arkamda dönsün, görsünler. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hoş geldin. İsim? Müge. Müge. Müge biraz bize karakterinden, bilmeyenler için kostümden bahseder misin? Tabii. Ben genel olarak Final Fantasy karakterlerini, oyunları seven bir insanım. Son oyundan da bana uyacağını düşündüğüm ana karakterden biri No. Ben de bu karakteri o yüzden seçtim. Kostümünü sen mi yaptın? Evet, kılıçlar, işte aksesuarlar. Kıyafeti de annemin yardımıyla dedik. Hı hı. Peki öyleyse eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür. Ben senin yerine ekleyeyim. Final Fantasy oynayın. Merhaba arkadaşlar, adım Bigesu. Watchdog, gördüğünüz gibi steampunk. Sensei'nin tasarımı tamamıyla City of Steam olarak düzenlenmiş durumda şu anda. Buradan Sensei cosplay ve aksesuarı teşekkür ederim. Hepinize de teşekkürler. Dokuma! Hoş geldin. İsim? Şeyma. Şeyma, bize biraz kostümden ve karakterinden bahseder misin? Tohu oyununun Hokuma karakteri var. Onun kimono versiyonunu yaptım aslında. Yani tamamen işte hayali bir karakter. Ondan esinlendim. Kostümü satın aldım eBay'den. Kanatları kendim yaptım. 2 hafta uğraştım. Çok uğraştım. Şöyle bir arkasını görsünler, kanatların. Tamam. Saçlarım da orijinal. Spoiler de spoiler. Teşekkür ediyoruz öyleyse. Kapı önüne, kapı önüne. Baksana. Baktın abi. Hiç yapacak bir şey yok, baktın. Şöyle gel, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. İsim? Ahmet. Ahmet, doktor olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Yani bilmiyorum artık. Oradan çıkan kimdi bugün gördü arkadaşlar. Şaka bir yana, kostüm bahsettiriz istersen. Kostümü farklı mağazalardan aldım. Yani diktirme veya şey yok. Hı hı. Evet. Ben bilmeyenler için Doktor Who'dan 11. Doktor yaptın sanırım. Evet. Hangi oyuncu oynuyordu onu? Matt Smith. Matt Smith'in orada doktordu. Eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, tahtasım önceden çalınmıştı. Şimdi de kapısını açamıyorum ne yazık ki. İşte her doktor açamıyor. İlginçtir yani. Özür. Büyük ihtimal ağlayan melekler bir şey yaptı ama. Onlar ne yapsın tahtasaya? Ya en güzel sesini.
Teşekkür ediyoruz. peki öyleyse başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim. Bu arada tekrardan eklemek istediğim bir şey var söyleyebilirsin. Yok. Peki, teşekkürler. Stopit'in için bunu. Hoş geldiniz. İsim? Ayşe Türkay. Bize biraz bahseder misin? Tabii, Demones işleyince büyük ihtimalle tanıdık gelmemişti hiçbirimize. Çünkü kendi yaptığım bir settingde bulunan bir karakter. Kendisi bu gerçek formu değil fakat yeryüzünde insanlara görünürken oyunda birazcık daha tanıdık bir tipe bürünmeyi tercih etti ve huyuna da yakın olmasını istedi. Dolayısıyla böyle bir şey çıktı. Gözlükleri... bu aslında son dakika detayıydı. Burası benim geldiğim yerden daha sıcak. Biraz öyle bir gerçek var gerçekten. Böyle işte, daha fazla. Kanatlarımı falan kendim yaptım. Kırbacımı kendim yapmadım. İyi çalışıyorum. Onun dışında paykımı kendim yaptım. Paran kendimi boyadım. Boyadım. Bu kadar. Başarılar diliyoruz. Alkışlarla sen. Hoş geldin. İsim? İsim Kaan Mustafa. Bize biraz kostümden ya da istersen karakterden bahseder misin? Karakterden bahsedeyim. Çoğu bilgiler kesildi. Avrupa'da özellikle Japonya'da çok bilinen Final Fantasy oyunu. 7. serisinin bir karakteri. İşte Cloud bir karakter. Hoş geldin abi. Şovunu vermedim istersen. Özür dilerim. Devam etmek istersen bu arada. Tamam. Merhaba sayın seyirciler. Half-Life Opposing Force oyunundan 22 yaşındaki deniz piyadesi olan Adrian Shepard'ı canlandırıyorum. Adrian Shepard gördüğünüz gibi standart bir asker olarak görünüyor ama değil. Adrian Shepard özel kuvvetlerden ve özel bir giysisi var, özel bir zırhı var. Adrian Shepard 76 milimetrelik roketlerden kurtulabiliyor. Çok az canlı da olsa kurtulabiliyor yani. Uzaylılarla savaşıyor. Black Mesa tesisinde biliyorsunuz. Hayfler Black Mesa tesisinde geçiyor. Uzaylılarla savaşıyor. Zenden gelen uzaylılarla. Ardından hükümet geride kalan askerlerin hepsini öldürmek ve Black Mesa çalışanların hepsini öldürmek istiyor. Bu saldırıların hepsinden kurtuluyor. En sonunda Amerikan hükümeti tesisi yok etmek için nükleer bombayı tesise koyuyor. Adrian Shepard onu da durduruyor. Ama özel güçlere sahip olan G-Man Adrian Shepard'ı durduruyor. Ve bombayı tekrar aktive ediyor. Onu zamanda hapsediyor. Ölmüyor karakterimiz. Abi oraya kadar gittim geldim anlatıyor musun hala? Bitmezmiş karakterin. Kostüm sana mı ait? İkinci Witch King'ini esasında sahneye almak üzere Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim? Abi. Ağladım. Az önce izlediniz. Hoş bulduk. Enes, biraz kostümünden bahset. Tabii. İlk önce demir kısımlar var. Kollarımdaki, omuzlarımdaki ve ayaklarımdaki demiri döverek yaptım. Papercraft. Evet. Durmayacaksın sandım ya.
Hoş geldin. İsim? Alex. Alex, bize biraz kostümünden bahseder misin? Yani kostümüm Jolly. Yani konsept olarak çok başarılı bir oyun. O yüzden seçtim. Ve çok tanımayan bir oyun. Sadece PlayStation'da olduğu için. Başka konu sonlara gelmesini de çok istiyorum zaten. PlayStation fark olmayacağı için. Yani o yüzden seçtim bu oyunu. Bu oyunu diyorsun, kostümü. Peki şey, nasıl yaptığın kostümü anlatacak mısın? Şöyle. kumaşları seçtik, boya tatlılıkla. O kadar yani, sadece akrilik ve kumaş kullandık. Peki öyleyse, boyamaları şunların hepsini tek tek boyadın herhalde uğraştın. Peki, ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz öyleyse. Seni yerine uğruyoruz. Başarılar diliyoruz. Sugin Pool kostümüyle devam. Hoş geldin. İsim? Güneş Soğar. Güneş Soğar, bize biraz kostümünden bahset istersen. Kostüm bir tane kostüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. O sefer gözüne girmez inşallah. Öyle yap, evet. İsim? Biraz Nükay. Biraz, bize biraz kostümü nasıl yaptığından bahset. Kostümü tamamen kendim yaptım. Bir tek korsesini yaparken hepimizin tanıdığı ve sevdiği senseden yardım aldım. Onun dışında kostüm, silahlar, her şey benim ürünüm. Ve açıkçası Blood Moon Akali'yi gerçekten seviyorum. Oyun içinde en güzel görüntüsü olan Akali skin'i ve en sanatsal duran çizimlerden biri de onun dansına kadar çalışmıştım ama gerçi yanında herhangi bir müziksel bir şey olmadığı için. Yapmak istersen yapabilirsin ama yine de. Savaş dansını yapmayı tercih ettim. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bir adet salın bir şey. Rorschach, evet. Ama neden elimde o var? Ben Rorschach. Öncelikle elimde bunun olmasının sebebi görevlilerin yarışmaya adını yazdıramaması oldu. Rorschach'tan bahsetmek gerekirse, Rorschach şiddeti sever ve buna eğilimli bir karakter. Genelde suçlulara çok kötü şeyler yapıyor. Ben de bunu biraz benzetmeye çalıştım. Kostümümden bahsedecek olursam, kılıç benim değil, Cloud'un kılıcı. Sahne sonunda ona çağırabiliriz, o da benim. Hayır, ne yazık ki böyle bir şey izin veremem. Evet. O zaman sana teşekkür etmek durumundayım. Hoş geldin. İsim? Alper. Alper, bize bahset biraz kostümden. Güzel rüzgarlarıyla güçlendirilmiş. Yok, işin aslı ev alanı yaptık. Bayağı bir uğraştık. 5 gece sabahladık. Bayağı zevkli. Peki, eklemek istediğin bir şey var mı kostümüne? Yok, çok sevdim. Mjölnir'in üzerinde biraz oynama var herhalde değil mi? Ya yardım mı oluyor biraz? Mjölnir, cüce ürünleriyle süsledik. Ha. Peki, Valhalla da dövdürdünüz yani. teşekkür ediyoruz öyleyse. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki. Merhabalar, hoş geldiniz. İsim? İlknur. İlknur, bize karakterini ya da kostümünü anlatır mısın? Ben Lady Sif karakterindeyim bugün. O Asgard'dan bir savaş tanrıçası. Ve orada Thor'un yanı başında savaşıyor. Odin'in adına.
Odin'le kurban geldi oradan. Kostümün? Kostümüm tamamıyla kendim yaptığım ve ilk cosplay'im. Çok uğraştım. Elimden bu kadar geldi. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Herkese iyi. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim? Ömürcan Gönderen. Ömürcan, biraz kostüm anlat bize istersen. Savaş Bender kostümüyle geldim buraya. Gerçi içeride şapkası simat falan diyen oldu baya ama hani... Savaş Bender yani. Savaş Bender nedir derseniz, yarı korsan, yarı denizci arası. Bir klas yani. Genelde peripi oynayanlar bilir o klası. Genel olarak bizim Savaş Bender'ın hoş bir şarkısı vardır, onu söylemek istiyorum öncelikle. Drunken Sailor diye. What we will do with the drunken sailor? What we will do with the drunken sailor? What we will do with the drunken sailor? Early in the morning, way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Early in the morning. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İsim? Hacı Vali Turan. Biraz kostümünden bahseder misin bize? Kostüm, kostüm ve cosplay'den Murat Büyükalp'ın ikimi. Ben sadece modelim. Yok oğlum öyle bir şey yok. Granada Espada online oyununun Wizard Premier karakteriyim. Evet, kostümü sen mi yaptın? Hayır, Murat Büyükalp yaptı. Peki, eklemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İsim? Bize biraz kostümünden bahseder misin? Kostümümü Granada Espada Online adlı oyundan Marlok karakterini canlandırıyorum. Murat Gökalp tasarladı. Yani dikti kostümü. Warlock Female değil mi? Deminki arkadaş da Wizard Female'di sanırım. Granada Espada Online'dan bulduk işte. Tamam. Eklemek istediğin bir şey var mı? Murat'ın kostüm için çok çabaladı, çok uğraştı. Arkadaşları da öyle. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok muazzam bir iş çıkardılar. Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sen Hartas'ın herhalde gençlik yıllarından, popçu zamanlarından kalıyor. Kostüm sana mı ait? Hepsi elimi, kendim yaptım.